yaptığımız tomografi görüntülemesinden sonra geride kurçuk kalmadığına emin olduk. Bunun dışında kulak zarında bir delik var. Bu damlaları temiz bir şekilde damlatmanızı istiyoruz. Kulağı şu an iyi. Fakat yakın takip etmek zorundayız. Diğer kulağında bir patoloji saptamadık. Şanslıyız o açıdan. Ve kardeşleri varsa bu süreçte çok fazla temas etmelerini de istemiyoruz. 3 yaşındaki çocuk hasta polikliniğimize babası tarafından dış kulak yolunda hareket eden kurçukların görülmesiyle getirildi. Biraz geç getirilmişti. Kırsal kesimde yaşamaktaydı. Direkt mikroskop altında poliklinik ortamında dış kulak yolundan 23 adet canlı kurçuk temizledik. Serum suyuyla yıkamamızı yaptıktan sonra tomografi çektik. Başka kurçuk olmadığına emin olduk. Şu an hastamızın genel durumu iyi. Antibiyotik tedavisiyle yakından takiplerini yapmaktayız. Hastamızın şu an sağlık durumu gayet iyi. Yakın takipte bulunmaktayız. Antibiyoterapi başladık. 2 günde bir yakın takipte bulunmaktayız hastamıza. Miyazis hastalığı demekteyiz bu kurçuk durumuna. Sinek larvalarının, sinek yumurtalarının insan canlı dokusunda üremesiyle görülmektedir. Özellikle zihinsel engelli veya çocuklarda görülür. Beraberinde kontrolsüz şeker hastalığı, kanser gibi bağışıklık baskılayıcı durumlar, kırsal kesimde yaşamak, hayvancılıkla uğraşmak risk faktörlerini arttırmaktadır. Kulağında canlı bir cisim hisseden ve beraberinde kötü kokulu veya kanlı akıntısı olan hastalarımızın bu kurçuk durumundan özellikle risk faktörleri de varsa şüphelenip en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını önermekteyiz. Ve bundan korunmak için, bu hastalığı atlatmak için de mümkün mertebe kişisel hijyenimize, temizliğimize dikkat etmemiz gerekmektedir. Çınlama var.